Merhabalar, Ordu gündemiyle karşınızdayız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in ulaşım hamlesi kentin kaderini değiştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2019-2023 yılları arasında 1860 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturdu. Bakanlığı döneminde Altınordu, Ünye, Fatsa ilçelerini doğalgaza kavuşturan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Perşembe, Gülyalı, Kumru ve Korgan'a doğalgaz gelmesini sağlayan Başkan Güler'in doğalgaza kavuşturduğu son ilçe ise Aybastı oldu. Düzenlenen törenle doğalgaz için ilk kazma vuruldu. Halk arasında Yeni Fidangör olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi'nin yenilenmesi için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, caddenin birinci ve ikinci etap altyapı çalışmalarını tamamladı. Ekipler birinci etap kısmında parke söküm ve üst yapı çalışmalarına da başladı. Türkiye'de denize ve havaalanına en yakın kayak merkezinin içinde bulunduğu, her yıl ortalama 150 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin uğradığı Çambaşı Yaylası Doğa Tesislerinde altyapı ve doğalgaz çalışmaları yapılıyor. 32 ilden 200 bisiklet tutkununun katılımıyla ikinci geleneksel Ordu Bisiklet Festivali düzenlendi. Festival kapsamında bisikletçiler Ordu'nun kıyıları ve yaylalarına pedal çevirdi. En seçkin turizm ve çevre ödüllerinden biri olan Mavi Bayrak, Ordu'da bu yılda yerini koruyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi uhdesinde hizmet veren plajlar, Mavi Bayrak programından sorumlu Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'ndan tam not aldı. Ordu'da keşke çocuk olsam dedirten festivaller düzenleniyor. Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde düzenlenen çocuk şenliği kapsamında düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. Kabadüzü ilçesinde 3 mahalleyi birbirine bağlayan 16 kilometrelik Özlükent, Derinçay ve Gümüşdere grup yolu asfaltla buluştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi sil baştan yenileyerek modern bir görünüme kavuşturduğu Boztepe'de vatandaşların ibadetlerini kolaylıkla yerine getirebilmeleri için yeni bir mescit inşa etti. Yeni haftada tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.